Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun programında fizik simülasyonu dersinden bahsedeceğiz. İlk başta bir slaytımız var. O slaytı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Müsaade. Evet arkadaşlar, fizik simülasyonu ne iş yapar? Fizik simülasyonu adından da belli. Fizikteki konuların, fizikteki denklemlerin işte bu yer çekimi kuvveti olsun, ağırlıklı olarak etki tepki olsun, çarpmalar olsun, çarpmalardaki karşı tarafta verilecek olan etkinin miktarı ile ilgili konular, yani fizikteki denklemlerin, ifadelerin bilgisayar ortamındaki oyun programına dahil edilmesi olarak adlandırılabilir fizik simülasyonu. Fizik simülasyonu konusunda ne var? Partikıllar var, parçacıklar var, rigid body'ler var, katı nesneler var, deforme edilebilir yapılar var, akışkanlar dinamiği var, araç dinamikleri ve tabii ki karakterler var. Şimdi kinematikten bahsedelim. Kinematik dediğimiz herhangi bir nesneye bir kuvvet uygulamaksızın gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar, yani kinematik dediğimiz bir nesne kuvvet altındayken göz önüne aldığımız olan yapılar, yani bu nesnenin hareket miktarı ya da hareket çalışmasına kinematik olarak adlandırılıyor. Buna kinematik diyoruz. Dinamik dediğimiz ise fiziksel hareketlerin çalışması. Yani fiziksel bir hareket varsa şayet, bu fiziksel hareketin davranışıyla ilgili konuları biz dinamik konusunda inceliyoruz. Forward dinamik dediğimiz ise şudur. Şimdi dinamikler iki türlü, bir forward dinamikler, bir de inverse dinamikler. Forward dinamikler şudur. Mesela siz önünüze bir futbol topu vardır. Futbol topuna vurursunuz. Futbol topu ne kadar yol gidecek? Bulmuş olduğunuz kuvvetle ilgilidir. İşte bunun hesabı kitabı şeyle ilgili, forward dinamiklerle ilgili. Inverse dinamik ise bunun tam tersiyle ilgili çalışır. Önünüzdeki futbol topunu ben 30 metre ileriye götürmek istiyorum. 30 metre ileriye götürmek için gerekli olacak olan kuvvet miktarını nasıl hesaplarım derseniz, o zaman inverse dinamiklere başvuruyorsunuz. Forward dinamik ve inverse dinamik özellikle bu hareket konusunda, robot kollarının hareketiyle ilgili konularda bizim için kritiktir. Ve diğer konular tabii ki mekanik, statik ve kinetik gibi konular. Partikıllardaki mesele de şudur. Biz partikel dinamiklerini özellikle bu oyun programında gerek modelleme açısından gerekse animasyon ve simülasyon açısından çok kullanırız. Neden? Şu açıdan, yani bir nesnenin üzerindeki etki edecek olan miktarı, değişimi, deformasyonu, yer değişimi de hareketle dahil olmak üzere tamamını modellemek yerine bunu etki eden miktarı ve etki ettiği yeri parçacıklar şeklinde modellemek her zaman için daha pratiktir. Parçacıkların da neyi var? Bir pozisyonu var, hızı var, bir de bir acceleration dediğimiz ivmesi var. Evet. Uniform bir şekilde hızlanan, yani düzgün bir şekilde hızlanma olduğu zamanki hareket denklemlerini biz şu şekilde adlandırıyoruz. İşte integral a dt, o da işte a 0 t artı v 0 şeklinde. Pozisyonun değişimi de işte 1 bölü 2 a t kare artı v 0 çarpı x 0'dır. Bunlar ivme ve hız denklemlerinden çıkarılmış şeyler. İşte bu integral dersek de hızların zamana göre toplandığı yer bizim pozisyonu verecektir. İvmenin ise zamana göre değişimi ise bizim hızımızı verecektir. Evet. Bir başka parçacıkla ilgili bir başka bahsedeceğimiz kütle meselesi. Kütle, momentum biliyorsunuz P eşittir M çarpı V'dir. Kütle de F eşittir M çarpı kuvvet ise F eşittir M çarpı A'dır. Bizim fizikten bildiğimiz kurallar. Kuvvet zaten uygulamış olduğumuz etkidir. Momentum ise o kuvvete karşılık o nesnenin davranışıdır. Kütle ise zaten biliyoruz uzayda işgal ettiği miktar. Kuvvetler momentum üzerinde değişikliklere sebep olur. Niye? Çünkü momentum da hareketle ilgilidir. Dolayısıyla çoklu kuvvetler etki ettiği zaman biz parçacıklardan bahsedecektik. Parçacıklar, bir tane parçacık yerine birden fazla parçacık var. Birden fazla parçacık olduğu zaman nasıl olacak? O zaman bu kuvvetleri ya da bu momentleri biz toplamak zorunda kalıyoruz haliyle konuşuyorum. Newton'un kanunları bizim için geçerlidir. Newton'un kanunu işte birinci, ikinci, üçüncü kanunlarını biliyorsunuz. Etki tepki meselesi, yer çekimi kuvveti meselesi. Her zaman için bu oyunlara da geçerlidir. İşte yer çekimi kuvveti işte yaklaşık -9,8 metre bölü saniye karelik bir yer çekiminden bahsedilir. Tabii bu yer çekimi kuvveti bazen şeye göre de değişir. Sizin bulunmuş olduğunuz yüksekliğe göre de bazı noktalarda değişir. Ama biz bunu standartta işte -9,8 metre bölü saniye karelik bir yer çekimi kuvvetinden bahsedilir. Peki gravity dediğimiz distance objeleri, yani
Nesne uzak, birbirine göre uzak olan nesneler için yer çekimi kuvvetinde de bu sefer şeyden bahsediyor. F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kareden bahsedilir. G'nin değeri de işte 6.670 çarpı 10 derin eksi 11 gibi bir kuvvete sahiptir, bir değere sahiptir. Evet, parçacık simülasyondan bahsediyor. Parçacık simülasyonda yapılacak olan işlemler kuvvetin bulunması, momentumun hesaplanması, hızın ve pozisyonda değişimin bulunmasıdır. Yani parçacık simülasyonu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin kapalı bir kutu içine siz 20 tane masa tenisi topunu koyduğunuzu düşünün ve bunu sallıyorsunuz ve bundaki davranışları modelleyeceksiniz. İşte bu modellerken her bir nesneye neler ne kadarlık kuvvet etkiliyor ve bu parçacıklar nasıl davranır, nasıl hareket edecek, birbirine değecek mi, değmeyecek mi, değdiği zaman ne yöne hareket edecek? İşte bu bizim parçacık simülasyon dediğimiz meseleye girer. Bunların birleştirilmesi tabii integrasyonda bizim için önemli. İntegrasyon yaparken de yaptığımız işlemlerde bizim en çok kullandığımız da şey diferansiyel denklemler. Diferansiyel denklemlerin çözüm şekilleri. Yani Euler denklemi genelde bu tür parçacık simülasyonunu modellerken kullanılan en yaygın bilinen denklemdir. Bu parçacık derken aklınıza bütün parçacıklar gelebilir. Yani bilya şeklindeki düşün mesela bir kapalı kutu içinde bilyaları koymuşsunuz. Bu da bir parçacıktır. Toz parçacıklarını düşün, bu da bir parçacıktır. Hatta su tanelerini birleştirip diğerinin bir tanesi su modelleme, ocean modeling ya da okyanus modelleme yapacaksınız. Bu da bir parçacık modelleme konusuna girer. Evet, simülasyon konusunda da bizim dikkat edeceğimiz noktalar bir tanesi bir stability meselesi var. Evet, stability meselesi, doğruluk meselesi, yakınsama meselesi ve performans da bu belirtmiş olduğumuz parçacık tabanlı çalışan sistemlerde bizim dikkat edeceğimiz performans issue'ları ve performans konularımız. Kuvvetler neden? Kuvvetler biliyorsunuz bir noda etki tepki prensibine göre çalışanlar var. Bir de yay prensibine göre çalışanlar var. Yani siz bir yayı gerdiniz, yayın üzerine bir gerilme kuvveti meydana geldi. Bu gerilme kuvvetine göre bu yay önündeki bir nesne ne kadar hareket edecek gibi mesele de bu sefer yay kuvvetlerine giriyor. Bunlar aerodinamiklerinden bahsedecek olursak bu yay kuvvetleri bizim için kritik. Yay kuvvetleri şöyle kritik. Bir nesneyi demiştik mesela diğer önünde bir tane nesne var. Bu nesneyi diyelim 20 birim öte hareket etmek istiyorsunuz. Bu yayı kaç santim çekmeniz gerekiyor gibi meseleler. Hatta biz piyasada falan görmüşsünüz. Mesela çeşitli basküller vardı. İşte el kantarları falan derler. Bunlar da yay prensibine göre çalışır. Ha bir şey daha, karşıdaki biz önümüzdeki 20 gramlık bir nesneyi mesela 1 metre öteye götürüp göndermek için biz yayı ne kadar çekeceğiz gibi konular da bu sefer inverse kinematik denklemleri, yani ters kinematik denklemlere girer. Peki buradaki kriterlerden bir tanesi ne? Kriterlerden bir tanesi de sürtünme meselesi tabii ki. Sürtünmeli ortamda nasıl davranacak, sürtünmesiz ortamlarda nasıl davranacak gibi konular. Normalde oyunlarda da mesela bu oyun motorları içinde bunlar çoğu gömülü şekilde bu işlemleri gerçekleştirilir. Evet. Kuvvetle ilgili konu, özellikle bu şeyle ilgili ne diyorlar? Kuvvetle ilgili bu yay kuvvetle ilgili konuda bir konunun diğer meselesi de bu sefer collision'lar. Collision'larda bu çarpışmalar nasıl gerçekleşecek? Örneğin siz karşı tarafa bir çarpma kuvveti verdiniz, bu çarpmanın bu diğer tarafa etki ettiği zamanki nasıl hesaplar gerçekleştirilecek? Bunlar da bizim yine fizikten yararlanacağımız konular. Rigid body'lerden kastımız da bu katı nesneler. Katı nesnelerde bizim bileceğimiz katı nesnelerin belli bir ataleti vardır. Ataleti de işte gerek kütlesinden ve ağırlığından kaynaklanır. Ataleti şöyle düşünebilirsiniz. İşte belli bir hızla gidiyorsunuz, belli bir hızla arabayla gidiyorsunuz. Arabayı sonra boşa aldınız. Araba bir miktar daha gidiyor. Niye gidiyor? Kendi ataletine gidiyor. Niye? Belli bir kütlesi var, ağırlığı var, belli bir hız kazanmış. Yani içinde bir enerji birikmiş. Bu enerjiyi işte yol üzerinde harcıyor tabiri caizse. Nasıl harcıyor peki? İşte sürtünmeye bağlı olarak teker kuvvetlerine ya da işte tekere etki edecekler sürtünmeye göre hareket ediyor. İşte buna biz atalet diyoruz. Ataletler iki türlü. Bir düzlemsel atalete sahip olanlar, bir de rotational dediğimiz dairesel atalete sahip olan yapılar var. İşte mesela dünyanın hareketi için rotasyonel ya da rotasyonel yani dönmesel atalete sahip olduğundan bahsedilir. Evet.
Eksenlerimiz neler? Eksenlerimiz biliyorsun normalde 3 boyutlu ixx, yy ve izz şeklinde bizim 3 tane bizim ataletimiz var. Peki açısal momentum, işte bu açısal momentumdan kastımız da o. Yani bir nesneyi döndürdüğünüz zaman, elinde döndürdüğünüz, işte dünyanın belli bir hızda döndüğünü düşünün mesela. İşte bu döndüğü zamanki mesele bizim her zaman işte açısal momentumla ilgilidir. Evet. Bunlar offset kuvvetleridir. Rigid body simülasyonunda bizim yapacağımız işlem ne peki? Rigid body simülasyonunda yapacağımız belli ayarlamaları vermek. Yani siz bir oyun gerçekleştirirken, bu oyun yaparken sizin bulmuş olduğunuz ortamınız, yer çekimi kuvveti ne olacaktır? Buna etki edecek olan kuvvetler nelerdir? Bu nesneye etki edecek kuvvetler nelerdir? Ayrıca ilave olarak siz bu nesnede etki tepki kuvvetlerini hesaba katacak mı, katmayacak mısın hesapları da yine şey yapmak gerekiyor. Bu oyun tasarımı aşamasında ilk baştan itibaren buna dahil etmek gerekiyor. Peki bu konunun bir sonraki ileri konulardan neler var? Deformable body'ler var, cloud'lar var, fracture'lar var, fluid dynamic'ler var, vehicle dynamic'ler var. Buradan kısaca birkaç şeyden bahsedeyim size. Mesela deformable body'ler dediği değişebilir ya da deforme edilebilir nesneler. Mesela yumuşak nesneyi düşünün mesela hamur şeklinde bir yapı var. Hamur arasını dokunduğunuz zaman hamurun şekli değişecektir. Ha. Peki bu değişim düzeltilebilir bir değişim midir ya da işte düzeltilemez bir değişimdir? Bu ikisi önemli bir konu. Hamura dokundunuz, hamur içine doğru gömüldü. Sonra tekrar bir miktar daha eski haline gelmeye çalışacak, fakat öyle kalacaktır. Ha. İşte bu tür yapılara biz deformable yapılar ya da işte deforme edilebilir yapılar diyoruz. Cloud'dan kasıt da şu, mesela örtü meselesi. O da şu, bir masanın üzerinde bir örtü var. Siz bu örtüyü örteceksiniz. Ha, bunu bilgisayar ortamında nasıl gerçekleştireceksiniz? Bilgisayar ortamını örttüğünüz zaman mesela masanın üzerinde nesneler varsa şayet o nesnelerin yüzeyine bağlı kalacaktır. İşte bu tür hesaplamalar yine bu parçacık simülasyon konusunda ya da işte bu bahsettiğimiz bu konuda fizik simülasyonunda çözülecek konular. Fracture'ler de kırılmalar konusu. Elinizde bir tane bardak var. Bardağı yere bıraktınız. Bardak kırıldı. Kaç parçaya bölündü? 70 parçaya atıyor. Peki bunu bilgisayar ortamında simülasyonu yapmak istiyorsa gerçekleştirmesi. O zaman nasıl yapacağız? İşte bu tür konular hem bu fizik simülasyonu konusuna girer. İşte bunlar da hep parçacık bazında çalışır. Parçacık bazında derken işte o bardağı mümkün olduğu kadar küçük parçalar şeklinde modellersiniz. Her bir parçacığı yere değdiği anda etki eden kuvvet yönlerini hesaplayıp onun belli bir distance uzaklık vererek dersin ki şu uzaklığa kadar gitti. Ve bunu da gerçek dünyada yapmış olduğunuz sizin o kırılma analiziyle değerlendirirsiniz. Gerçekten doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık gibi. Akışkanlar dinamiğinde şu akışkanlar dinamiği çok keyifli bir konu. Şudur akışkanlar dinamiğinde, örneğin bir musluğu açıyorsunuz, musluktaki su akıyor. Su akıyor, ne kadar akacak? İşte bardağı doldurana kadar. Bardak dolduğu ana kadar ki o suyun bardak içindeki hareketinin modellenmesi, bardak dolduktan sonra bu taşma hareketinin modellenmesi, suyu kapattığınız anda o dalgalanma hareketinin bu konusu yani akışkanlar dinamiğidir. Tabii akışkanlar dinamiği sadece bu değildir. Akışkan derken sadece aklımıza su gelmez. Örneğin sis, kum taneleri, aklınıza gelebilecek olan belli bir akışkana sahip olan hatta toprağın hareketi bile bir noktada akışkanlar dinamiği konusuna girer. Araç dinamikleri konusu biraz daha rigid body konusu ile ilgili. Aracın hareketi, aracın deformasyonu, aracın durması gibi konular da bu dinamiklerin konusudur. Oyunlarda tabii ki biz bu fizikleri özellikle fizik engine'lar vasıtasıyla da kullanıyoruz. Yani fizik motorlar biliyorsunuz bir oyun motorları var. Bir de oyun motorlarının içinde gömülmüş olan fizik motorları var. Fizik motorları vasıtasıyla da biz bu işi gerçekleştirmiş oluyoruz. Hepinize iyi. Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun programında fizik simülasyonu dersinden bahsedeceğiz. İlk başta bir slaytımız var. O slaytı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Müsaade ederseniz. Evet arkadaşlar, fizik simülasyonu ne iş yapar? Fizik simülasyonu adından da belli. Fizikteki konuların, fizikteki denklemlerin işte bu yer çekimi kuvveti olsun, ağırlıklı olarak etki tepki olsun, çarpmalar olsun, çarpmalardaki karşı tarafta verilecek olan etkinin miktarı ile ilgili konular, yani fizikteki denklemlerin, ifadelerin bilgisayar ortamındaki oyun programına dahil edilmesi olarak adlandırılabilir fizik simülasyonu. Fizik simülasyonu konusunda ne var? Partikler var, parçacıklar var, rigid body'ler var, katı nesneler var, deforme edilebilir yapılar var, akışkanlar dinamiği var,
araç dinamikleri ve tabii ki karakterler var. Şimdi kinematikten bahsedelim. Kinematik dediğimiz herhangi bir nesneye bir kuvvet uygulamaksızın gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar, yani kinematik dediğimiz bir nesne kuvvet altındayken göz önüne aldığımız olan yapılar, yani bu nesnenin hareket miktarı ya da hareket çalışmasına kinematik olarak adlandırılıyor. Buna kinematik diyoruz. Dinamik dediğimiz ise fiziksel hareketlerin çalışmasıdır. Yani fiziksel bir hareket varsa şayet bu fiziksel hareketin davranışıyla ilgili konuları zaten biz dinamik konusunda inceliyoruz. Forward dinamik dediğimiz ise şudur. Şimdi dinamikler iki türlü, bir forward dinamikler, bir de inverse dinamikler. Forward dinamikler şudur. Mesela siz önünüze bir futbol topu vardır. Futbol topuna vurursunuz. Futbol topu ne kadar yol gidecek? O bulmuş olduğunuz kuvvetle ilgilidir. İşte bunun hesabı kitabı şeyle ilgili, forward dinamiklerle ilgili. Inverse dinamik ise bunun tam tersiyle ilgili çalışır. Önünüzdeki futbol topunu ben 30 metre ileriye götürmek istiyorum. 30 metre ileriye götürmek için gerekli olacak olan kuvvet miktarını nasıl hesaplarım derseniz, o zaman inverse dinamiklere başvuruyorsunuz. Forward dinamik ve inverse dinamik özellikle şey görülebilir, bu hareket konusunda, robot kolları konusunda, robot kolların hareketiyle ilgili konularda bizim için kritiktir. Ve diğer konuda tabii ki mekanik, statik ve kinetik gibi konular. Particle'lardaki mesele de şudur. Biz particle dinamiklerini özellikle bu oyun programında gerek modelleme açısından gerekse animasyon ve simülasyon açısından çok kullanırız. Neden? Şu açıdan, yani bir nesnenin üzerindeki etki edecek olan miktarı, değişimi, deformasyonu, yer değişimi de hareketle dahil olmak üzere tamamını modellemek yerine bunu etki eden miktarı ve etki ettiği yeri parçacıklar şeklinde modellemek her zaman için daha pratiktir. Parçacıkların da neyi var? Bir pozisyonu var, hızı var, bir de bir acceleration dediğimiz ivmesi var. Evet, uniform bir şekilde hızlanan, yani düzgün bir şekilde hızlandığı zaman, hızlanma olduğu zamanki hareket denklemlerini biz şu şekilde adlandırıyoruz. İşte integral a dt, o da işte a 0 t artı v 0 şeklinde. Pozisyonun değişimi de işte 1 bölü 2 at kare artı v 0 çarpı x 0'dır. Bunlar ivme ve hız denklemlerinden çıkarılmış şeyler. İşte bu integral denklemde hızların zamana göre toplandığı yer bizim pozisyonu verecektir. İvmenin ise zamana göre değişimi ise bizim hızımızı verecektir. Evet. Bir başka parçacıkla ilgili bir başka bahsedeceğimiz kütle meselesi. Kütle, momentum biliyorsunuz, P'ştir M çarpı V'dir. Kütle de F eşittir M çarpı kök. Kuvvet ise F eşittir F eşittir M çarpı A'dır. Bizim fizikten bildiğimiz kurallar. Kuvvet zaten uygulamış olduğumuz etkidir. Momentum ise o kuvvete karşılık o nesnenin davranışıdır. Kütle ise zaten biliyoruz uzayda işgal ettiği miktar. Kuvvetler momentum üzerinde değişikliklere sebep olur. Niye? Çünkü momentum da hareketle ilgilidir. Dolayısıyla çoklu kuvvetler etki ettiği zaman biz parçacıklardan bahsedecektik. Parçacıklar, bir tane parçacık yerine birden fazla parçacık var. Birden fazla parçacık olduğu zaman nasıl olacak? O zaman bu kuvvetleri ya da bu momentleri biz toplamak zorunda kalıyoruz haliyle konuşuyorum. Newton'un kanunları bizim için geçerlidir. Newton'un kanunu işte birinci, ikinci, üçüncü kanunlarını biliyorsunuz. Etki tepki meselesi, yer çekimi kuvveti meselesi. Her zaman için bu oyunlara da geçerlidir. İşte yer çekimi kuvveti işte yaklaşık -9.8 metre bölü saniye karelik bir yer çekiminden bahsedilir. Tabii bu yer çekimi kuvveti bazen şeye göre de değişir. Sizin bulunmuş olduğunuz yere, bulunmuş olduğunuz yüksekliğe göre de bazı noktalarda değişir. Ama biz bunu standartta işte -9.8 metre bölü saniye karelik bir yer çekimi kuvvetinden bahsediliyor. Peki gravity dediğimiz distance objeleri, yani nesne uzak, birbirine göre uzak olan nesneler için yer çekimi kuvvetinde de bu sefer şeyden bahsediyor. F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kareden bahsedilir. G'nin değeri de işte 6.670 çarpı 10 derin -11 gibi bir kuvvete sahiptir, bir değere sahiptir. Evet, parçacık simülasyonundan bahsediyoruz. Parçacık simülasyonunda yapılacak olan işlemler kuvvetin bulunması, momentumun hesaplanması, hızın ve pozisyonda değişimin bulunmasıdır. Yani parçacık simülasyonu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin kapalı bir kutu içine siz 20 tane masa tenisi topunu koyduğunuzu düşünün ve bunu sallıyorsunuz. Ve bundaki davranışları modelleyeceksiniz. İşte bu modellerken her bir nesneye ne kadarlık kuvvet etki ediyor ve bu parçacıklar nasıl davranır, nasıl hareket edecek, birbirine değecek mi, değmeyecek mi, değdiği zaman ne yöne hareket edecek, işte bu bizim parçacık simülasyon dediğimiz meseleye girer. Bunların birleştirilmesi tabii integrasyon da bizim için önemli. İntegrasyon yaparken de yaptığımızda bizim en çok kullandığımız da şey, diferansiyel denklemler. Diferansiyel denklemler, diferansiyel denklemlerin çözüm şekilleri.
Yani Euler denklemi genelde bu tür parçacık simülasyonunu modellerken ki kullanılan en yaygın bilinen denklemdir. Bu parçacık derken aklınıza bütün parçacıklar gelebilir. Yani bilya şeklindeki düşünün mesela bir kapalı kutu içine bilyaları koymuşsunuz. Bu da bir parçacıktır. Toz parçacıklarını düşünün. Bu da bir parçacıktır. Hatta su tanelerini birleştirip diğerinin bir tanesi su modelleme, ocean modeling ya da okyanus modelleme yapacaksınız. Bu da bir parçacık modelleme konusuna girer. Simülasyon konusunda da bizim dikkat edeceğimiz noktalar bir tanesi bir stabilite stabilite meselesi var. Evet, stabilite meselesi, doğruluk meselesi, yakınsama meselesi ve performans da bu belirtmiş olduğumuz sistemlerde, belirtmiş olduğumuz bu parçacık tabanlı çalışan sistemlerde bizim dikkat edeceğimiz performans işçileri ve performans konularımız. Kuvvetler neden? Kuvvetler biliyorsunuz bir noda etkileyici prensibine göre çalışanlar var. Bir de yay prensibine göre çalışanlar var. Yani siz bir yayı gerdiniz, yayın üzerine bir gerilme kuvveti meydana geldi. Bu gerilme kuvvetine göre bu yay önündeki bir nesne ne kadar hareket edecek gibi mesele de mesela yay kuvvetlerine giriyor. Bunlar aerodinamiklerinden bahsedecek olursak bu yay kuvvetleri bizim için kritik. Yay kuvvetleri şöyle kritik. Bir nesneyi demiştik mesela diğer önünde bir tane nesne var. Bu nesneyi diyelim 20 birim öte hareket etmek istiyorsunuz. Bu yayı kaç santim çekmeniz gerekiyor gibi meseleler. Hatta biz piyasada falan görmüşsünüz. Mesela çeşitli basküller vardı. İşte el kantarları falan derler. Bunlar da yay prensibine göre çalışır. Ha bir şey daha, karşıdaki biz önümüzdeki 20 gramlık bir nesneyi mesela 1 metre öteye götürüp göndermek için biz yayı ne kadar çekeceğiz gibi konular da bu sefer inverse kinematik denklemleri yani ters kinematik denklemlere girer. Peki buradaki kriterlerden bir tanesi ne? Kriterlerden bir tanesi sürtünme meselesi tabii ki. Sürtünmeli ortamda nasıl davranacak, sürtünmesiz ortamlarda nasıl davranacak gibi konular. Normalde oyunlarda da mesela bu oyun motorları içinde bunlar çoğu gömülü şekilde bu işlemleri gerçekleştirilir. Evet. Kuvvetle ilgili konu özellikle bu şeyle ilgili ne diyorlar? Kuvvetle ilgili bu yay kuvvetle ilgili konuda bir konu diğer meselesi de bu sefer collision'lar. Collision'larda bu çarpışmalar nasıl gerçekleşecek? Örneğin siz karşı tarafa bir çarpma kuvveti verdiniz. Bu çarpmanın bu diğer tarafa etki ettiği zamanki nasıl hesaplar gerçekleştirilecek bunlar da bizim yine fizikten yararlanacağımız konular. Rigid body'lerden kastımız da bu katı nesneler. Katı nesnelerde bizim bileceğimiz katı nesnelerin belli bir ataleti vardır. Ataleti de işte gerek kütlesinden ve ağırlığından kaynaklanır. Ataleti şöyle düşünebilirsiniz. İşte belli bir hızla gidiyorsunuz. Belli bir hızla arabayla gidiyorsunuz. Arabayı sonra boşa aldınız. Boşa aldığınız zaman araba bir miktar daha gidiyor. Niye gidiyor? Kendi ataletine gidiyor. Niye? Belli bir kütlesi var. Ağırlığı var. Belli bir hız kazanmış. Yani içinde bir enerji birikmiş. Bu enerjiyi işte yol üzerinde harcıyor tabiri caizse. Nasıl harcıyor peki? İşte sürtünmeye bağlı olarak teker kuvvetlerine ya da işte tekere etki edecekler sürtünmeye göre hareket ediyor. İşte buna biz atalet diyoruz. Ataletler iki türlü. Bir düzlemsel atalete sahip olanlar. Bir de rotational dediğimiz dairesel atalete sahip olan yapılar var. İşte mesela dünyanın hareketi için rotasyonel ya da rotasyonel yani dönmesel atalete sahip olduğundan bahsedilir. Evet. Eksenlerimiz neler? Eksenlerimiz biliyorsunuz normalde 3 boyutlu x, y ve z şeklinde bizim 3 tane bizim ataletimiz var. Peki açısal momentum işte bu açısal momentumdan kastımız da o. Yani bir nesneyi döndürdüğünüz zaman elde döndürdüğünüz işte dünyanın belli bir hızda döndüğünü düşünün mesela. İşte bu döndüğü zamanki mesele bizim her zaman işte açısal momentumla ilgilidir. Evet. Bunlar offset kuvvetlerdir. Ha, rigid body simülasyonunda bizim yapacağımız işlem ne peki? Rigid body simülasyonunda yapacağımız belli ayarlamaları vermek. Yani siz bir oyun gerçekleştirirken, bu oyun yaparken sizin bulmuş olduğunuz ortamınız, yer çekimi kuvveti ne olacaktır? Buna etki edecek olan kuvvetler nelerdir? Bu nesneye etki edecek kuvvetler nelerdir? Ayrıca ilave olarak siz bu nesnede etki tepki kuvvetlerini hesaba katacak mı, katmayacak mısın gibi hesapları da yine şey yapmak gerekiyor. Bu oyun tasarımı aşamasında ilk baştan itibaren buna dahil etmek gerekiyor. Peki bu konunun bir sonraki ileri konularında neler var? Deformable body'ler var, cloud'lar var, fracture'lar var, fluid dynamic'ler var, vehicle dynamic'ler var. Buradan kısaca birkaç şeyden bahsedeyim size. Mesela deformable body'ler dediği değişebilir ya da deforme edilebilir nesneler. Mesela yumuşak nesneyi düşünün mesela, hamur şeklinde bir yapı var.
hamurasını dokunduğunuz zaman hamurun şekli değişecektir. Ha. Peki bu değişim düzeltilebilir bir değişim midir ya da işte düzeltilemez bir değişimdir? Bu ikisi önemli bir konu. Hamura dokundunuz, hamur içine doğru gömüldü. Sonra tekrar bir miktar daha eski haline gelmeye çalışacak, fakat öyle kalacaktır. Ha. İşte bu tür yapılara biz deformable yapılar ya da deforme edilebilir yapılar diyoruz. Cloud'dan kasıt da şu, mesela örtü meselesi. O da şu, bir masanın üzerinde bir örtü var. Siz bu örtüyü örteceksiniz. Ha, bunu bilgisayar ortamında nasıl gerçekleştireceksiniz? Bilgisayar ortamını örttüğünüz zaman mesela masanın üzerinde nesneler varsa şayet o nesnelerin yüzeyine bağlı kalacaktır. İşte bu tür hesaplamalar yine bu parçacık simülasyon konusunda ya da işte bu bahsettiğimiz bu konuda fizik simülasyonunda çözülecek konular. Fracture'lar da kırılmalar konusu. Elinizde bir tane bardak var. Bardağı yere bıraktınız. Bardak kırıldı. Kaç parçaya bölündü? 70 parçaya atıyor. Peki bunu bilgisayar ortamında simülasyonu yapmak istiyorsa gerçekleştirmesi. O zaman nasıl yapacak? İşte bu tür konular hem bu fizik simülasyonu konusuna girer. İşte bunlar da parçacık bazında çalışır. Parçacık bazında derken işte o bardağı mümkün olduğu kadar küçük parçalar şeklinde modellerseniz her bir parçacığı yere değdiği anda etkilenen kuvvet yönlerini hesaplayıp ona belli bir distance uzaklık vererek dersin ki şu uzaklığa kadar gitti ve bunu da gerçek dünyada yapmış olduğunuz sizin o kırılma analiziyle değerlendirirsiniz. Gerçekten doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık gibi. Akışkanlar dinamiğinde şu akışkanlar dinamiği çok keyifli bir konu. Şudur akışkanlar dinamiğinde, örneğin bir musluğu açıyorsunuz, musluktaki su akıyor. Su akıyor, ne kadar akacak? İşte bardağı doldurana kadar. Bardak dolduğu ana kadar ki o suyun bardak içindeki hareketinin modellenmesi, bardak dolduktan sonra bu taşma hareketinin modellenmesi, suyu kapattığınız anda o dalgalanma hareketinin bu konusu, bu akışkanlar dinamiğidir. Tabii akışkanlar dinamiği sadece bu değildir. Akışkan derken sadece aklımıza su gelmez. Örneğin sis, kum taneleri, aklınıza gelebilecek olan belli bir akışkana sahip olan, hatta toprağın hareketi bile bir noktada akışkanlar dinamiği konusuna girer. Araç dinamikleri konusu biraz daha rigid body konusuyla ilgili. Aracın hareketi, aracın deformasyonu, aracın durması gibi konular da bu bir dinamiklerin konusudur. Oyunlarda tabii ki biz bu fizikleri özellikle fizik engine'lar vasıtasıyla da kullanıyoruz. Yani fizik motorlar biliyorsunuz bir oyun motorları var. Bir de oyun motorlarının içinde gömülmüş olan fizik motorları var. Fizik motorları vasıtasıyla da biz bu işi gerçekleştirmiş oluyoruz. Hepinize iyi. Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun programında fizik simülasyonu dersinden bahsedeceğiz. İlk başta bir slaytımız var. O slaytı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Zannederseniz. Evet arkadaşlar, fizik simülasyonu ne iş yapar? Fizik simülasyonu adından da belli. Fizikteki konuların, fizikteki denklemlerin işte bu yer çekimi kuvveti olsun, ağırlıklı olarak etki tepki olsun, çarpmalar olsun, çarpmalardaki karşı tarafta verilecek olan etkinin miktarı ile ilgili konular, yani fizikteki denklemlerin, ifadelerin bilgisayar ortamındaki oyun programına dahil edilmesi olarak adlandırılabilir fizik simülasyonu. Fizik simülasyonu konusunda ne var? Partikler var, parçacıklar var, rigid body'ler var, katı nesneler var, deforme edilebilir yapılar var, akışkanlar dinamiği var, araç dinamikleri ve tabii ki karakterler var. Şimdi kinematikten bahsedelim. Kinematik dediğimiz herhangi bir nesneye bir kuvvet uygulamaksızın gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar, yani kinematik dediğimiz bir nesne kuvvet altındayken göz önüne aldığımız olan yapılar, yani bu nesnenin hareket miktarı ya da hareket çalışmasına kinematik olarak adlandırılır. Buna kinematik diyoruz. Dinamik dediğimiz ise fiziksel hareketlerin çalışmasıdır. Yani fiziksel bir hareket varsa şayet bu fiziksel hareketin davranışıyla ilgili konuları zaten biz dinamik konusunda inceliyoruz. Forward dinamik dediğimiz ise şudur. Şimdi dinamikler iki türlü, bir forward dinamikler bir de inverse dinamikler. Forward dinamikler şudur. Mesela siz önünüze bir futbol topu vardır. Futbol topuna vurursunuz. Futbol topu ne kadar yol gidecek? O bulmuş olduğunuz kuvvetle ilgilidir. İşte bunun hesabı kitabı şeyle ilgili, forward dinamiklerle ilgili. Inverse dinamik ise bunun tam tersiyle ilgili çalışır. Önünüzdeki futbol topunu ben 30 metre ileriye götürmek istiyorum. 30 metre ileriye götürmek için gerekli olacak olan kuvvet miktarını nasıl hesaplarım derseniz, o zaman inverse dinamiklere başvuruyorsunuz. Forward dinamik ve inverse dinamik özellikle bu hareket konusunda, robot kolların hareketiyle ilgili konularda bizim için kritiktir. Ve diğer konuda tabii ki mekanik, statik ve
kinetik gibi konular. Particle'lardaki mesele de şudur. Biz particle dinamiklerini özellikle bu oyun programında gerek modelleme açısından gerekse animasyon ve simülasyon açısından çok kullanırız. Neden? Şu açıdan, yani bir nesnenin üzerindeki etki edici kılan miktarı, değişimi, deformasyonu, yer değişimi de hareketle dahil olmak üzere tamamını modellemek yerine bunu etki eden miktarı ve etki ettiği yeri parçacıklar şeklinde modellemek her zaman için daha pratiktir. Parçacıkların da neyi var? Bir pozisyonu var, hızı var, bir de bir acceleration dediğimiz ivmesi var. Evet, uniform bir şekilde hızlanan, yani düzgün bir şekilde hızlandığı zaman, hızlanma olduğu zamanki hareket denklemlerini biz şu şekilde adlandırıyoruz. İşte integral a dt, o da işte a0 t artı v0 şeklinde. Pozisyonun değişimi de işte 1 bölü 2 at kare artı v0 çarpı x0'dır. Bunlar ivme ve hız denklemlerinden çıkarılmış şeyler. İşte bu integral denklemde hızların zamana göre toplandığı yer bizim pozisyonu verecektir. İvmenin ise zamana göre değişimi ise bizim hızımızı verecektir. Evet. Bir başka parçacıkla ilgili bir başka bahsedeceğimiz kütle meselesi. Kütle, momentum biliyorsunuz, p'ştir m çarpı v'dir. Kütle de f eşittir m çarpı kök. Kuvvet ise f eşittir f eşittir m çarpı a'dır. Bizim fizikten bildiğimiz kurallar. Kuvvet zaten uygulamış olduğumuz etkidir. Momentum ise o kuvvete karşılık o nesnenin davranışıdır. Kütle ise zaten biliyoruz uzayda işgal ettiği miktar. Kuvvetler momentum üzerinde değişikliklere sebep olur. Niye? Çünkü momentum da hareketle ilgilidir. Dolayısıyla çoklu kuvvetler etki ettiği zaman biz parçacıklardan bahsedecektik. Parçacıklar bir tane parçacık yerine birden fazla parçacık var. Birden fazla parçacık olduğu zaman nasıl olacak? O zaman bu kuvvetleri ya da bu momentleri biz toplamak zorunda kalıyoruz haliyle konuşuyorum. Newton'un kanunları bizim için geçerlidir. Newton'un kanunu işte birinci, ikinci, üçüncü kanunlarını biliyorsunuz. Etki tepki meselesi, yer çekimi kuvveti meselesi. Her zaman için bu oyunlara da geçerlidir. İşte yer çekimi kuvveti işte yaklaşık -9.8 metre bölü saniye karelik bir yer çekiminden bahsedilir. Tabii bu yer çekimi kuvveti bazen şeye göre de değişir. Sizin bulunmuş olduğunuz yere, bulunmuş olduğunuz yüksekliğe göre de bazı noktalarda değişir. Ama biz bunu standartta işte -9.8 metre bölü saniye karelik bir yer çekimi kuvvetinden bahsedilir. Peki gravity dediğimiz distance objeleri yani nesne uzak birbirine göre uzak olan nesneler için yer çekimi kuvvetinde de bu sefer şeyden bahsedilir. F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kareden bahsedilir. G'nin değeri de işte 6.670 çarpı 10 derin -11 gibi bir kuvvete sahiptir, bir değere sahiptir. Evet, parçacık simülasyonundan bahsediyoruz. Parçacık simülasyonunda yapılacak olan işlemler kuvvetin bulunması, momentumun hesaplanması, hızın ve pozisyonda değişiminin bulunmasıdır. Yani parçacık simülasyonu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin kapalı bir kutu içine siz 20 tane masa tenisi topunu koyduğunuzu düşünün ve bunu sallıyorsunuz. Ve bundaki davranışları modelleyeceksiniz. İşte bu modellerken her bir nesneye ne kadarlık kuvvet etki ediyor ve bu parçacıklar nasıl davranır, nasıl hareket edecek, birbirine değecek mi, değmeyecek mi, değdiği zaman ne yöne hareket edecek, işte bu bizim parçacık simülasyon dediğimiz meseleye girer. Bunların birleştirilmesi tabii integrasyonda bizim için önemli. İntegrasyon yaparken de yaptığımızda bizim en çok kullandığımız da şey, diferansiyel denklemler. Diferansiyel denklemlerin çözüm şekilleri. Yani Euler denklemi genelde bu tür parçacık simülasyonunu modellerken kullanılan en yaygın bilinen denklemdir. Bu parçacık derken aklınıza bütün parçacıklar gelebilir. Yani bilya şeklindeki düşünün mesela bir kapalı kutu içinde bilyaları koymuşsunuz. Bu da bir parçacıktır. Toz parçacıklarını düşünün. Bu da bir parçacıktır. Hatta su tanelerini birleştirip diğerinin bir tanesi su modelleme, ocean modeling ya da okyanus modelleme yapacaksınız. Bu da bir parçacık modelleme konusuna girer. Evet, simülasyon konusunda da bizim dikkat edeceğimiz noktalar bir tanesi bir stability meselesi var. Evet, stability meselesi, doğruluk meselesi, yakınsama meselesi ve performans da bu belirtmiş olduğumuz parçacık tabanlı çalışan sistemlerde bizim dikkat edeceğimiz performans issue'ları ve performans konularımız. Kuvvetler neden? Kuvvetler biliyorsunuz bir noda etki tepki prensibine göre çalışanlar var. Bir de yay prensibine göre çalışanlar var. Yani siz bir yayı gerdiniz, yayın üzerine bir gerilme kuvveti meydana geldi. Bu gerilme kuvvetine göre bu yay önündeki bir nesne ne kadar hareket edecek gibi mesele de bu sefer yay kuvvetlerine giriyor. Bunlar aerodinamiklerinden bahsedecek
bahsedecek olursak, bu yay kuvvetleri bizim için kritik. Yay kuvvetleri şöyle kritik. Bir nesneyi demiştik mesela, diğer önünüzde bir tane nesne var. Bu nesneyi diyelim 20 birim öte hareket etmek istiyorsunuz. Bu yayı kaç santim çekmeniz gerekiyor gibi meseleler. Hatta biz piyasada falan görmüşsünüz. Mesela çeşitli basküller vardı. İşte el kantarları falan derler. Bunlar da yay kuru yapı, yay prensibine göre çalışır. Ha bir şey daha. Karşıdaki biz önümüzdeki 20 gramlık bir nesneyi mesela 1 metre öteye götürüp göndermek için biz yayı ne kadar çekeceğiz gibi konular da bu sefer inverse kinematik denklemleri, yani ters kinematik denklemlere girer. Peki buradaki kriterlerden bir tanesi ne? Kriterlerden bir tanesi sürtünme meselesi tabii ki. Sürtünmeli ortamda nasıl davranacak, sürtünmesiz ortamlarda nasıl davranacak gibi konular. Normalde oyunlarda da mesela bu oyun motorları içinde bunlar çoğu gömülü şekilde bu işlemleri gerçekleştirilir. Evet. Kuvvetle ilgili konu, özellikle bu şeyle ilgili ne diyorlar? Kuvvetle ilgili, bu yay kuvvetle ilgili konuda bir konu, bir diğer meselesi de bu sefer collision'lar. Collision'larda bu çarpışmalar nasıl gerçekleşecek? Örneğin siz karşı tarafa bir çarpma kuvveti verdiniz, bu çarpmanın bu diğer tarafa etki ettiği zamanki nasıl hesaplar gerçekleştirilecek, bunlar da bizim yine fizikten yararlanacağımız konular. Rigid body'lerden kastımız da bu katı nesneler. Katı nesnelerde bizim bileceğimiz katı nesnelerin belli bir ataleti vardır. Ataleti de işte gerek kütlesinden ve ağırlığından kaynaklanır. Ataleti şöyle düşünebilirsiniz, işte belli bir hızla gidiyorsunuz, belli bir hızla arabayla gidiyorsunuz, arabayı sonra boşa aldınız. Boşa aldığınız zaman araba bir miktar daha gidiyor. Niye gidiyor? Kendi ataletine gidiyor. Niye? Belli bir kütlesi var, ağırlığı var, belli bir hız kazanmış. Yani içinde bir enerji birikmiş. Bu enerjiyi işte yol üzerinde harcıyor tabiri caizse. Nasıl harcıyor peki? İşte sürtünmeye bağlı olarak teker kuvvetlerine ya da işte tekere etki edecekler sürtünmeye göre hareket. İşte buna biz atalet diyoruz. Ataletler iki türlü. Bir düzlemsel atalete sahip olanlar, bir de rotational dediğimiz dairesel atalete sahip olan yapılar var. İşte mesela dünyanın hareketi için rotasyonel ya da rotasyonel yani dönmesel atalete sahip olduğundan bahsedilir. Evet. Eksenlerimiz neler? Eksenlerimiz biliyorsunuz normalde 3 boyutlu x, x, y, y ve y, z şeklinde bizim 3 tane bizim ataletimiz var. Peki açısal momentum, işte bu açısal momentumdan kastımız da o. Yani bir nesneyi döndürdüğünüz zaman, elinde döndürdüğünüz, işte dünyanın belli bir hızda döndüğünü düşünün mesela. İşte bu döndüğü zamanki mesele bizim her zaman işte açısal momentumla ilgilidir. Evet. Bunlar offset kuvvetlerdir. Ha, rigid body simülasyonunda bizim yapacağımız işlem ne peki? Rigid body simülasyonunda yapacağımız belli ayarlamaları vermek. Yani siz bir oyun gerçekleştirirken, bu oyun yaparken sizin bulmuş olduğunuz ortamınız, yer çekimi kuvveti ne olacaktır? Buna etki edecek olan kuvvetler nelerdir? Bu nesneye etki edecek kuvvetler nelerdir? Ayrıca ilave olarak siz bu nesnede etki tepki kuvvetlerini hesaba katacak mı, katmayacak mısın gibi hesapları da yine şey yapmak gerekiyor. Bu oyun tasarımı aşamasında ilk baştan itibaren buna dahil etmek gerekiyor. Peki bu konunun bir sonraki ileri konularında neler var? Deformable body'ler var, cloud'lar var, fracture'lar var, fluid dynamic'ler var, vehicle dynamic'ler var. Buradan kısaca birkaç şeyden bahsedeyim size. Mesela deformable body'ler dediği değişebilir ya da deforme edilebilir nesneler. Mesela yumuşak nesneyi düşünün mesela, hamur şeklinde bir yapı var. Hamura siz dokunduğunuzda hamurun şekli değişecektir. Ha. Peki bu değişim düzeltilebilir bir değişim midir ya da işte düzeltilemez bir değişimdir? Bu ikisi önemli bir konu. Hamura dokundunuz, hamur içine doğru gömüldü, sonra tekrar bir miktar daha eski haline gelmeye çalışacak, fakat öyle kalacaktır. Ha. İşte bu tür yapılara biz deformable yapılar ya da deforme edilebilir yapılar diyoruz. Cloud'dan kasıt da şu, mesela örtü meselesi. O da şu, bir masanın üzerinde bir örtü var, siz bu örtüyü örteceksiniz. Ha, bunu bilgisayar ortamında nasıl gerçekleştireceksiniz? Bilgisayar ortamını örttüğünüz zaman mesela masanın üzerinde nesneler varsa şayet o nesnelerin yüzeyine bağlı kalacaktır. İşte bu tür hesaplamalar yine bu parçacık simülasyon konusunda ya da işte bu bahsettiğimiz bu konuda fizik simülasyonunda çözülecek konular. Fracture'ler de kırılmalar konusu. Elinizde bir tane bardak var, bardağı yere bıraktınız. Bardak kırıldı. Kaç parçaya bölündü? 70 parçaya atıyor. Peki bunu bilgisayar ortamında simülasyonu yapmak istiyorsa gerçekleştirmesi. O zaman nasıl yapacak? İşte bu tür konular hem bu fizik simülasyonu konusuna girer. İşte bunlar da parçacık bazında çalışır. Parçacık bazında derken işte o bardağı mümkün olduğu kadar küçük parçalar şeklinde modellerseniz her bir parçacığı yere değdiği anda
yere değdiği anda etkilenen kuvvetleri, kuvvet yönlerini hesaplayıp onun belli bir distance, uzaklık vererek dersin ki şu uzaklığa kadar gitti. Ve bunu da gerçek dünyada yapmış olduğunuz sizin o kırılma analiziyle değerlendirirsiniz. Gerçekten doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık gibi. Akışkanlar dinamiğinde şu akışkanlar dinamiği çok keyifli bir konu. Şudur akışkanlar dinamiğinde, örneğin bir musluğu açıyorsunuz, musluktaki su akıyor. Su akıyor, ne kadar akacak? İşte bardağı doldurana kadar. Bardak dolduğu ana kadar ki o suyun bardak içindeki hareketinin modellenmesi, bardak dolduktan sonra bu taşma hareketinin modellenmesi, suyu kapattığınız anda o dalgalanma hareketinin bu konusu, bu akışkanlar dinamiğidir. Tabii akışkanlar dinamiği sadece bu değildir. Akışkan derken sadece aklımıza su gelmez. Örneğin sis, kum taneleri, aklınıza gelebilecek olan belli bir akışkana sahip olan, hatta toprağın hareketi bile bir noktada akışkanlar dinamiği konusuna girer. Araç dinamikleri konusu biraz daha rigid body konusuyla ilgili. Aracın hareketi, aracın deformasyonu, aracın durması gibi konular da bu vehicle dinamiklerin konusudur. Oyunlarda tabii ki biz bu fizikleri özellikle fizik engine'lar vasıtasıyla da kullanıyoruz. Yani fizik motorlar, biliyorsunuz bir oyun motorları var. Bir de oyun motorlarının içinde gömülmüş olan fizik motorları var. Fizik motorları vasıtasıyla da biz bu işi gerçekleştirmiş oluyoruz. Hepinize iyi.